Evet. Evet, ne oldu bilmem. İsmi nedir? Şimdi manuel terapi yapıyoruz. Evet. Şimdi sinirleri açacağız inşallah. Allah'a bekler. Evet, parmaklar sıçıp diyor. Aynen. Buradaki sinir damarlarını açıyoruz. Hocam bu tekniği de biraz böyle anlatırsanız. Şimdi... Şartlıyor bak, hepsini şartlatıyor. Aynen öyle. Şimdi sarmamı sarmak istiyorum. Şu şekilde bak, şurada iki bilek kemik arası ayrımı var. Evet. Orada bastırdığın zaman ikisi ayrılıyor. Sonra burada? Burada dirsekteki o boşluğu alıyoruz. Allah Allah. Tamam, bunu yaptık hocam. Sonra? Şimdi sarıları bir çıkaralım. Anlatarak hocam yapalım ki. Şimdi boyun kırma hareketi, biraz kulunç kırma hareketi biraz tehlikelidir. Bilinçsiz yapılmaması lazım. Hı hı. O yüzden daha sağlıklı, güzel bir şekilde yapılabilmesi için kişinin boynunu serbest bırakıp sadece yapan kişinin elinde olması lazım boyun. Evet. Şimdi yaptığımız zaman şu şekilde yatırıp kırıyoruz. Bu şekilde kırıyoruz sadece. Evet. Nefesi, ama nefesi bırakmayacak. Yapılan kişi nefesi bırakmayacak, kafasını o sallamayacak. Allah'a ekber. Aynı bu şekilde. Şimdi kulak kuloncunu, yani sinirleri açmak için az bir baskı uyguluyoruz. Oradan açılıyor. Bir şekilde. Şimdi uzanıyoruz. Bismillah. Düz üstü. Düz üstü uzandıktan sonra aynı. Uzandıktan sonra şu boyun sağa geldiği zaman şuradaki kürek kemiğimiz. Ne yapacağız? Şuraya bir baskı uygulayıp kafamızı da tam tersine doğru. Tam tersine doğru nefes veriyoruz. Bu şekilde baskı uyguluyoruz. Aynen. Tam tersine. Şimdi bu sağ tarafa. Kafa da sağa döndü. Kulunç sağa. Tam tersine doğru. Şu şekilde. Bir baskı uygulanıp oradaki kuluncu kırıyoruz ve açıyoruz. Şimdi buradaki beldeki omurgaları kontrol edip ne yapması lazım? Şu şekilde bir bakıyor. Hangisi çıkık, hangisi değil. Bu tabi biraz tecrübe ister gördükten sonra. Şu şekilde kolumuzu, ellerimizi kapattıktan sonra hastamız nefes alıp vermesi lazım. Nefes alıp verdikten sonra şuradaki tam omuriliğin ortasına şu iki elin gelip şu şekilde basılması lazım. Allah'a ekber. Aynen. Allah. Ama hasta kendini kasmayacak tabi. Evet, ben şöyle kasıyorum. Aynen. Şimdi yine aynı şekilde bir tane burada elimiz, sağ elimiz kuloncumuzda, sol elimiz de burada. Tam tersi istikametine doğru baskı uygulayacağız. Ama hasta nefes alıp verişine devam edecek şeklinde. Burada böyle bir açma uygulaması yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu omurgalar açıldı Allah'ın izniyle. Şimdi sağ tarafa doğru yatıyoruz. Sağımıza doğru. Evet hocam, bunu mu çekiyorduk? Şimdi sağ elimizi şöyle çekiyoruz. Şöyle kapama hizasında. Sağ, sol ayaklar kapalı, öteki ayaklar düz bir şekilde nefese devam. Şuradaki tam kuyruk sokumun üst tarafındaki o omuriliğe bakıyoruz. Aynı şekilde hastanın nefes alışverişine devam ettikten sonra, son nefes alışverişten sonra, yani hu şekli bittikten sonra orada bir kırma uygulaması geliyor. İyi kırıldı. Sol tarafa uyuyoruz. Şöyle yapalım. Aynen. Yine aynı şekilde sol eli çekip şöyle bir kapama mevzusu. Sağ ayak düz bir şekilde, sol ayak kapalı bir şekilde nefese devam. Şu bölüme, kemerin uçkur bölümünün tam şu bölümüne, omurilik, kuyruk sokumunun üst tarafı. Ona bir bakıyoruz. Ondan sonra nefese devam edip şu şekilde yine el tam kalça oyluğun üzerinde olacak. Bu şekilde nefes alışveriş, ama hasta kendini kasmaması lazım. Allah. Şu şekilde kırıyoruz. Evet. Bitti hocam, siyasımız. Şimdi bir boyun çekme hareketimiz kaldı. Sol. Son hareketimiz. Havlumuzu. Bu tehlikeli bir hareket. Bilinçli olmadan kimse yapmasın. Hasta bir anda kendini kasar. Sinirler yerinden çıkabilir. Tamam. Benim belden aldı yani. Evet. Boyundan ama belden de aldı. Ha. Tamam. Nerede rahatsızlık olursa, bu boyun hareketi çok mükemmel bir hareket ama bilinçsiz asla olmaması lazım. Hastaya sanki denizde uyumuş gibi rahat bir şekilde kendini salmasını söylüyoruz. Nefes alışverişine devam ettiriyoruz. Burundan çekip ağzından hu şeklinde nefes verişi 10 kere veya 20 kere tekrar edilir.
Oradaki bütün oksijen hareketlerinin çalışması için. Şimdi hasta kendini serbest bir şekilde bıraktı ve boyuna şu şekilde bir hareket uygulanıyor. Bakılıyor önce hasta kendini bırakmış mı, salmış mı? Yine söylenir 10 kere nefese devam ettirilir hasta. Hasta aynı şekilde devam ettirilir. Evet, 10 kere nefes alışverişi. Şu an bütün vücut elimizde. Hasta nefese devam ettikten sonra hu şeklini duyduktan sonra şu şekilde çekiyoruz. Allah Allah, Ekber fenaydı. O sesi ben bile duydum şu an. Aynen öyle. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah şifa versin. Eyvallah.